Merhaba arkadaşlar, Nenedir'in bu bölümünde drag pistlerinin rekorlarını alt üst eden Doge Demon'ın teknolojilerinden bahsedeceğim. Genellikle böyle bir arabanın teknolojilerini anlatmamız için oldukça farklı teknolojiler kullanılıyor olması gerekiyor bu arabalarda. Ve bir Doge Demon da bir istisna değil. Üstünde çok fazla yenilik ve değişik şeyler var. Ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Doge Demon, Doge'un sadece Amerika'da sattığı ve drag pistleri için ürettiği bir araba. Yani yolda konforlu olması için, az yakması için veya bir aileyi taşıması için tasarlanmış bir araba değil. Tamamen drag pistinde en hızlı süreyi yapması için tasarlanmış bir araba. 840 beygir gücünde 6.2 Hemi V8 motora sahip. 2.7 litrelik bir twin screw tipi süperchargerı var. 1043 Nm gibi çılgın bir tork değerine sahip. 2.3 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor ve çeyrek millik yani 400 metrelik drag pistini 9.65 saniyede bitirerek rekor kırdı. Bu seri üretim arabalar içinde yapılmış en hızlı, drag pistini en kısa sürede bitiren araba demek. Hatta o kadar hızlı ki Amerika'da bazı pistlerde yasaklandı girmesi, çok fazla hızlı olduğu için. Tabii ki bu kadar iddialı değerlere sahip olmak ve böyle bir rekoru kırmak kolay değil. Özellikle seri üretim bir arabayla bunu yapmak kolay değil. O yüzden Doge çok fazla yeni teknoloji kullandı. Özellikle drag'a yönelik motorun dışında diğer aksamlarda da farklı teknolojiler var. Öncelikle motordan başlayacak olursak, normalinde Doge'un Hellcat ismini verdiği bir seri var. Bu Hellcat serisinde normalde aynı blok kullanılıyor. 6.2 litrelik süperchargerlı bir makina. Ama 707 beygir gücünde onlar. 840 beygire çıkmak için bu motor neredeyse tamamen yenilenmiş. Çoğu parçası yeni. Biel kolları vesaire bütün iç parçaları daha fazla güce dayanabilecek şekilde yeniden tasarlanıp yeniden üretilmiş. Daha büyük süperchargerkullanılmış. Yani aslında 707 beygirliğin modifiye edilmiş versiyonu değil. Neredeyse tamamen yeni bir motor. Ve bu motorun drag pistinde çok sıcak günlerde üst üste 2 kere, 3 kere, 4 kere denemelere dayanması gerekiyor. Bunu yaparken de her zaman soğuk kalması gerekiyor. Özellikle intercooler'ı sürekli soğuk tutmalısınız ki bu performansı sürekli alabilirsiniz. Doge da burada bambaşka bir yönteme geçmiş. Intercooler'ı isterseniz klima ile birlikte soğutabiliyorsunuz. Daha önce klimanın nasıl çalıştığını anlatmıştım, intercooler'ı da anlatmıştım. Burada klimadan çıkan soğuk havayı direkt intercooler'a gönderip oradaki motora gönderilecek havayı daha fazla soğutup daha fazla güç alabiliyor. Aynı zamanda bu süreklilik kazandırıyor. Yani birkaç kere denendiği zaman motorda bir performans kaybı olmuyor. Tabii ki bunu yaparken kabine soğuk hava gönderemiyorsunuz. Ya içeriği ya da intercooler'ı seçmek zorundasınız. Bunun yanında yürüyende çok fazla şey değişiyor. Şaftlar vesaire, şanzıman komple yenilenmiş ve bu drag pistine uygun hale getirilmiş. Dünyada ilk defa seri üretim bir araba fabrikadan çıkıp satılırken üstünde drag lastiğiyle satılıyor. Bu başka bir arabada görülmüş bir şey değil bugüne kadar. Bu da Doge'un hani ne kadar bu işe odaklandığını gösteren şeylerden bir tanesi. Yine sadece drag pisti için geliştirilmiş burnout modu var. Normalde drag pistine çıkılmadan önce bir burnout yapılır. Arka lastikler ısıtılır. Bu şekilde daha fazla yol tutuş sağlanır ve kalkışta daha hızlı bir şekilde kalkabilirsiniz. Bunu yapmak için de Demon'un drag modunu seçtiğiniz zaman ön lastikleri kilitleyip sadece gücü arkaya gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde kolaylıkla burnout yapabiliyorsunuz. Hatta Doge burada diyor ki lastiklerinizden böyle damla damla akana kadar o kauçuk bunu yapabilirsiniz daha iyidir diyor. Ve hatta reklam filminde bile bunu kullanıyorlar. Lastikler gerçek anlamda erimeye başlıyor ve daha sonrasında kalkışa hazırlanmış oluyor. Piste gelip kalkış anına geçtiğimiz zamansa bu tork konvertörlü otomatik şanzıman kullanan bir araba. Tüm neredeyse Amerikanlarda olduğu gibi. Bu sayede tork konvertörü sayesinde torku katlayabiliyor. Kalkışta daha fazla tork gönderebiliyor tekerleklere. Aynı zamanda tam otomatik şanzımanla birlikte trans brake adı verilen bir sistem var. Yani bu şanzıman freni olarak Türkçe'ye çevirebilirim. Ama bu herhangi standart yolda görebileceğiniz bir arabada olan teknoloji değil. Sadece drag için yapılan arabalarda olur. Genellikle modifiye edilmişlerde oluyordu. Ama ilk defa Doge burada fabrika çıkışı seri üretim bir arabada bu sistemi koymuş. Bunun da olayı şu, daha önce otomatik şanzıman videosunu anlatmıştım. Orada birden fazla kavramayı birleştirerek şanzımanı kilitliyor. Ve siz launch kontrol yani kalkış yapmak için ekstra bir çaba sarf etmiyorsunuz. Şanzımanı kilitliyor,
Siz motoru devirlendiriyorsunuz. Kalkış anında ok gibi fırlayabiliyorsunuz. Bu da drag pistleri için hem dayanıklı hem de çok hızlı bir şekilde kalkış yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ve Dodge diyor ki kalkış anında 1.8 G'lik bir kuvvete maruz kalıyor sürücü. Bu inanılmaz bir sayı. Burada bir diğer parametre de lastiklerin tutunmasını sağlamak. Bu sadece arkadan çeker bir otomobil. Yani güç sadece arkaya tekerleklere aktarılıyor. Ve arka tekerlerin yolda tutunması lazım. Bunun için süspansiyonlar da tamamen yenilenmiş. Drag için daha yumuşak süspansiyonlar kullanılır. Bu da şunu sağlıyor. Bu 1.8 G ile birlikte araba arkaya daha fazla yığılıyor. Adeta arkaya yatıyor. Arka lastiklerin üstüne daha fazla ağırlık transferi yapmış oluyorsunuz. Ve bu sayede bu kadar yüksek G'ye çıkıp çizgiden ayrılabiliyorsunuz. Hatta ve hatta buradaki kuvvet o kadar fazla ki ve araba o kadar geriye yatıyor ki yine ilk defa seri üretim bir araba ön kaldırabiliyor. Böyle Fast and Furious serisinde gördüğünüz Dominic Toretto'nun arabası gibi ön kaldırmıyor ama yine de ön tekerlekleri yerden kesilebilecek kadar güç uyguluyor. Hatta daha spesifik olmak gerekirse Hellcat'le kıyasladığımız zaman yaylar önde %35, arkada %18 daha yumuşak. Bunun yanında anti-roll barlar ve süspansiyonlar da daha yumuşak. Bu kadar güç elde etmek istediğiniz bir motor olunca bu motorun tabii ki emmesi gereken hava miktarı da çok fazla. İlginç bir detay olarak bu Dodge Demon'da ön farın ortasında bir boşluk var. Burası böyle sis farı gibi falan duruyor ama aslında orası bir hava emiş yeri. Direkt oradan Supercharger'a hava çekiliyor. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Böyle değişik otomobillerin teknolojilerini incelememizi isterseniz onları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. You don't want the truth. You can't handle the truth.